Türkiye iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele ederken çevreyle insanı buluşturan projeler hız kesmeden devam ediyor. Nefes aldıran dev millet bahçeleri yeni Türkiye vizyonunu Anadolu'dan dünyaya yansıtacak. Ve İstanbul, doğuyu batıyla buluşturan kadim kent. Hem kalabalık nüfus, hem trafik çilesi, hem keşmekeşliğiyle insanı adeta boğuyor. Tam da bu noktada devreye giren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bir yandan kente, diğer yandan sakinlerine nefes aldıran dev projelere imza attı, atıyor. İlk dört etabının açılışını yapıyoruz. Ve İstanbul bir başka güzelleşecek. Bu millete bu yakışır ve bunları yapacağız. Ve yapıldı da. Pendik, Ümraniye, Üsküdar, Bakırköy, Küçükçekmece, Esenler ve Başakşehir millet bahçeleri görünüm, donanım ve sosyal donatılarıyla göz doldurmaya devam ediyor. Ve şehrin en kıymetli yerini şimdi yeşil bir sayfa daha açıyoruz. Çocuklarımız doğa sevgisiyle büyüyecek. İstanbul'a armağan ediyoruz. Atatürk Havalimanı arazisinin kullanılmaya devam eden kısımları dışında kalan 5 milyon metrekarenin üzerindeki alanını millet bahçesi yaparak İstanbul halkının hizmetine sunuyoruz. Atatürk Havalimanı Millet Parkı tamamlandığında Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise 5. büyük parkı olacak. Akit Haber ekibi inşaat mühendisi Mahmut Gürbüz Gider'le birlikte Millet Parkı'nı gezdi, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Aynı zamanda bu alanımızın içerisinde kuzey ve güney külliye olmak üzere iki tane külliyemiz vardır. Bu külliyelerin fonksiyonları içerisinde aş evleri, sergi alanları, resim atölyeleri, dükkanlar ve kütüphaneler mevcuttur. Millet Bahçemizin içerisinde çocuk oyun alanları, spor alanları. Bu spor alanların içinde basketbol, voleybol, tenis kortları, mini futbol sahaları olacak. Millet Bahçesi tamamlandığında oyun alanları, basketbol, voleybol ve tenis kortları ile birlikte çok sayıda sosyal donatı, seyir terasları ve hatta kaykay pistleri dahi yer alacak. Bisiklet yolları, yaya yolları, yürüyüş yolları, patika yollar ve kaykay pistleri olacak. Yeşilköy'de yapımında sona gelinen dev şehir parkı olası afetlerde toplanma alanı olarak kullanılabilecek. Millet Bahçesi'nde bir de dev gibi bir etkinlik alanı var. Binlerce metrekarelik alana sahip. Efendim, burayla ilgili neler söylersiniz? Farklı farklı etkinlikler olacak. Konser ve benzeri etkinliklerin çok rahatlıkla yapılabileceği bir alan kazandırıyoruz milletimize. O zaman şöyle yapalım. Gerçekten muazzam bir yapıyla karşı karşıyayız. Artık bundan sonra İstanbul Havalimanı, İstanbulluların hatta dışarıdan gelen yerli yabancı herkesin rahatlıkla hava alabileceği koskoca bir park olacak.